birkaç tane ayet. Buyurun hocam. O zaman Şimdi evet. bu konuyu böyle bitirelim. Buyurun. Şimdi Bakara suresi 242. ayet. Burada diyor ki Allah akıl edesiniz diye ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Şimdi Allah'ın ayetlerini açıklama nedeni neymiş? İnsanlar o ayetleri düşünsünler, o ayetleri akletsinler ve ibret alsınlar değil mi bundan? Yine mesela diyor ki ayetleri siz açık seçik bildiriyoruz ki aklınızı işletebilirsiniz. Hadis suresi 17. ayet. Yani Allah'ın hem insanda yarattığı akıl ayetini burada önemini vurgu yapıyor. Hem de aynı zamanda Kur'an'ın zaten açık seçik kılındığını Allah tarafından. Evet. Ki Allah'ın yarattığı akıl ayetiyle Allah'ın gönderdiği vahiy ayetleri çatışmasın birbirine diye. Bir uyum sağlasınlar diye. Yine mesela bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz diyor. Enam suresinin 65. ayetinde. Yine mesela e, ee, Enbiya suresi 10. ayeti diyor ki yemin olsun size içinde zikriniz öğüt ve hatırlatıcı ayetler olan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız diye soruyor Allah. Yani bu kitabı size niye indirdik? Aklınızı kullanın. Bu kitabın Allah'tan geldiği konusunda bir insanın emin olması, iman etmesi için aklını kullanma ihtiyacı var. Yani sadece birilerinin bu kitap Allah'tan geldi demesi, o kişinin bu konuda emin olması ve bunu temellendirmesi için yeterli olabilir mi? Ya da mesela birileri yine kendi elleriyle yazdıkları kitapların Allah'tan geldiğini iddia ediyor olsunlar. Evet. Şimdi biz onların Allah'tan gelmediği konusunda emin olmak için ne ihtiyacımız var? Aklımızı kullanma ihtiyacımız var. Olmuyor mu? Günümüzde hala birileri Allah'tan vahiy aldığını iddia etmiyorlar mı? Ediyor. Evet. Çeşitli kitaplar yazıp bu Allah katından geldi demiyorlar mı insanlar? Evet. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de benzer örneklerle karşılaşıyoruz. Şimdi biz bunun uydurma olduğunu, Allah'a bir iftira olduğunu ortaya koyabilmek için. Aklımızı kullanmamız lazım. Öbür türlü her Allah'tan geldiğini söyleyene iman etmemiz lazım o zaman zaten aklımızı kullanmayacaksak. Yine e, işte Nisa suresi 82. ayette tam bunun karşılığını görüyoruz. Onlar hala Kur'an'ı e, iyice düşünmüyorlar mı diyor. Eğer o Allah tam başkasının katından gelseydi kuşkusu içinde birçok ayrılıklar, çelişkiler, ihtilaflar bulacaklardı diyor. Yani dolayısıyla aslında aklı kullanmak Allah'ın ilk emrini yere getirmektir. Yani Allah oku diyorsa... Hı hı. Bu ancak akılla yapılabilir. Bu ancak o ayetler sindirilerek yapılabilir. O ayetler e, derinlemesine düşünülerek yapılabilir. Ve ancak o şekilde inancımız sağlam bir temel oturtulabilir. Başka inançlar karşısında savunulabilir. Evet. Yani Birisi bize neden sen falanca inançtan değilsin de Müslümansın, neden falanca kitaba, dilde, Kur'an'a iman ediyorsun dediği zaman bunu ortaya koyabilmek için insanın aklını kullanma ihtiyacı vardı. O argümanları ortaya koyabilmek için, mantık ilkelerine uygun hareket edebilmek için. O yüzden Allah Allah'ın çok büyük bir ayetidir. Kim ki işte bu ayeti içe sayıyor ve ona düşmanlık ediyorsa kendine dönüp sorması gerekir. Yani Müslümanlık iddiasında gerçekten ciddi mi değil mi diye o kişiye sormak gerekir. Evet. Evet.